Günaydın Hamit kardeşim. Günaydın abi. Beraber uzak kaçır. Atın varınca. Korona virüsü var ya, bulaştırmamak için. Evet de bulaşmasın diye. Mesafeyi koruyoruz değil mi? Evet. Çok teşekkürler. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Evet. Dağ bile olsa koruyalım abi. Değil mi? Aynen. Hazırladım hocanın ayakkabısını. Öyle mi? Evet. Günaydın abi. Günaydın ablacığım. Herkese sağlık sağlar. Mutluluk olsun. Amin. Bir pazar sabahı kendimizi de doğaya attık. Allah bu musibetten sonra herkesi bekleriz. İnşallah. Size güzel günler olacak. Ümidimizi kaybetmeden, tepkilerimizi alarak hayatımızı sürdüreceğiz. İnşallah kısa sürede sonuçlanır. Vakalarımız azalır, iyileşmeler çabuklaşır. İyi günler bizi bekliyor. Bu bir imtihan. Bunu böyle değerlendirip tepkilerimizi almamız lazım. Herkesin... Çok yaşa Türkiye. Çok yaşa İslam alemi. İnşallah. Herkesin kendi üzerine düşen görevi yapmasıyla en kısa zamanda inşallah bu musibet mi diyelim? Musibet, musibetten evet. Kurtuluruz inşallah. Musibet. Kimse karşıdan beklemesin. Herkes kendinden bir şey katsın. Ben kendi tedbirimi, sen kendi tedbirini aldığın müddetçe bu hastalık fazla devam etmez. İnşallah. İnsan doğası gereği karamsar davranıp karamsar hareket ederse hastalık daha da büyür. Ümidimizi kaybetmeden tedbirlerimizi alarak daha özen göstererek hayatımızı sürdüreceğiz bir süre. Evet. Bunun da inşallah üstesinden geleceğiz. İnşallah. Sağ olsun Sağlık Bakanımız, hükümetimiz görüyoruz. Birçok şeyde kendi imkanları doğrultusunda halkının yanında. İnşallah fazla uzamaz. Yoğun bakımlar dolmadan bu iş çözülür. İnşallah. Buradan bir vesileyle Sağlık Bakanımıza da selamlarımı söylüyorum inşallah. Biz de selamlarımızı, şükranlarımızı iletiyoruz. Geleceğinden iyi. Allah razı olsun. İnançlıyım. Senin yanındayız Sağlık Bakanı. Biz de Sağlık Bakanlığı'na fazla yük düşmeden inşallah bu hastalığı yeneceğiz. İnşallah. Bir de iyi yönü de var. İnsanlar mesela rahatlığa İşte hayatın şeyine dalmışlar. Çok paran var, harcayamıyorsun. En güzel araban var, binemiyorsun. Hayatın güzelliklerine kaptırmışız. Dünyadaki sıkıntıları görmüyoruz. Sefaleti görmüyoruz. Bu açıdan insanlara biraz ders oldu inşallah. Yani daha hayatın... Her şey şimdi ne kadar kıymetli oldu. Değil mi? Yani hayatın kıymetini... İşte sağlığın kıymetini gördük. İnşallah bu hastalıkla önümüzdeki günlerde daha birbirimize yardımsever, yardımlaşarak her şeyden önce hayatımızı daimiz. Ne demek olduğunu anlıyoruz. Evet. Bu da büyük bir nimet. Evet. Bu sınavı vereceğimize inanıyorum. İnşallah hep beraber. Eyvallah kardeş. Evet. Bugünkü yürüyüşümüz devam ediyor. Halis abimle beraber. Merhaba Ahmet. Sarsali Dağı'nı yardırıyoruz. Evet. Nasıl gidiyor kardeş? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Valla iyi, sıkıntı yok. Hava temiz. Manzara güzel. Manzara. Dumanlı gözüküyor. Evet. Üzerinde bulutlar var. Hiç sıkıntı yok. Her şey güzel. Her şey mükemmel. Her şey güzel.
Buralar çok güzel. İsmail Usta zirve yapmak üzere neredeyse. İsmail Usta zorluyor kendini. İsmail Usta gidiyor. Tadını çıkarmadan bir anda gidecek. Yukarıda rüzgarlı bizi beklerken üşütecek orada. Acelemiz yok. Biz baka baka manzarayı tadını çıkara çıkara gidiyoruz. Aynen dediğim gibi. Yemek bile yerken dumanlı Ağrı Dağı evet net gözüküyor. Biraz da ön kameradan çekelim. Şu karşıda görülen dağ Zor Dağ. 2017 yılının Ağustos ayında çıkmıştık oraya. Orada güzel zorlu bir dağ. Adı üzerinde yaz, yazın sıcağı. 20-30 kişilik bir grupla çıkmıştık oraya. Onun hemen yanında Kale Dağı var. Orası da çok manzaralı ve güzel bir dağ. Yani etrafında uzaktan baktığımız için dağlar gözüküyor ama yanına gittiği zaman tek başına sivriliyor. Yani şu alt tarafı Zor Yaylası. Şu da bizim meşhur Ağrı Dağımız. Bir gün inşallah onun tepesine de çıkacağız. Askeri yasak bölge olduğu için 2010 yılından beri, 2019 yılından beri yasak çıkılamıyor. İşte bütün kalbimiz, gönlümüz oraya çıkmak için çarpıyor. Orası da ne köydü burası? Burası aşağıda söyledim ama unuttum. Mezra mıydı? Mezra, Ali Mezra. Köyü. Evet, he? Mezra. Mezra köyü. Bak o karşıdaki Ali Bey köyü. Arabamız da ta gözüküyor mu bilmiyorum. Araba gözüküyor. Bak, gözüküyor. Şöyle göstersem parmağım nerede? Ta şurada. Ekran gitti. Zirveye doğru ilerliyoruz. Kenan abi ekipten koptu. O mu koptu, biz mi koptuk bilmiyorum artık. Saat 8.05. Biraz da Kenan abiye doğru yürüyelim. Bir yaramazlık var mı? Kenan abi de tek başına kaldı orada. İsmail Usta da şu an gözükmüyor. Muhtemelen şu kayaların arkasında. Ali abimiz. Kenan abiye yetiştik. Thank you.
Konuşma kabileye tut. Allah'ına kurban. Kenan abi. Bizim arkadaşlar zirveye çıktılar. Helal olsun. Hepsini tebrik ediyorum.